Merhaba sevgili dostlarım. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyi izleyerek çok çok önemli bir konuya daha giriş yapıyoruz. Evet dostlar, temettü yatırımının zaten uzun vadede bize gerçekten emeklilik sağlayabilecek sürdürülebilir sistem olduğunu zaten konuştuk biliyoruz. Hatta neyle kıyasladık? SGK'nın emekliliği mi dedik? Temettü emekliliği mi? SGK emekliliğine 40 yıl prim yatırmak yerine dedik. 10-15 yıl kendi temettü portföyünüzü oluşturun, yatırım yapın ve kendi emeklerinizi oluşturun dedik. Çünkü dedik artık emekli maaşları kimseye yetmiyor. SGK sistemi gerçekten çok emekli olduğundan dolayı çarkları dönmüyor dedik. Ve bir de dostlar ileriki 5-6 yıl sonra bu videoyu izleyenler çoğu kişi emeklilik hayal olacak. Ha emekli olacak ama emekli aldığınız maaş sizlerin bir mutfak alışverişini bile yapamayacak seviyelere kadar düşecek dedik. Çünkü ne diyoruz? Asgari ücret 14-15 bin olacakken halen emekli maaşları buçuk 8 lira. Yani Asgari ücretin altında bile emekli maaşı veriliyor. Çünkü sebebi SGK'nın daha da kitlenmemesi. O yüzden dostlar kendi emekliliğinizi oluşturun dedik. Bunu temettü şirketleriyle uzun vade yatırım yapabilirsiniz dedik. Bazı dostlarımıza şunu diyor. Tamam güzel diyorsun ama benim vaktim yok. Benim nakdim var ama ufak tefek tasarruflar yapabiliyorum. Çok değil dostlar. Aylık 500 TL, 1000 TL, 2000 TL, 5000 TL, 6000 TL. Burada önce bir tasarruf yapacağız. Sonra o tasarrufu yatırıma yönlendireceğiz. Gönlendireyim yatırımı ama diyor. Benim vaktim yok. Zamanım yok. Borsadan pek anlamam. Hangi şirketin alınıp alınmayacağını anlamam. Hangi şirket temettü veriyor? Hangisi vermiyor? Büyüme hissesine Ben bundan hiçbirini anlamıyorum ama temettü yatırımcılığı da temettü emekliliği de kafama yatıyor diyorsanız dostlar sizin yerinize temettü hisselerini seçecek, temettü hisselerini analiz edecek birileri var. Evet kim bunlar? Tabii ki temettü fonları. Bunlara biz tematik fonlar da diyoruz. Yani dostlar siz bir alan belirliyorsunuz. İşte neye yatırım yapacağım? Temettü şirketlerine mi? Teknoloji şirketlerine mi? Büyüme şirketlerine mi? Gidiyorsunuz şirkete diyorsunuz ki ben... Temettü fonu almak istiyorum. Temettülerden oluşan hisselerin fonunu almak istiyorum. Onlar sadece onu belirtiyorsunuz, o fonu alıyorsunuz ve her ay o fonun koduyla girip alım yapıyorsunuz. Evet, temettü ödeyen fonlar. Atıyorum o temettü ödeyen fonların içinde 20-25 tane şirket var. Bu şirketin ortak özelliği adından anlaşıldığı gibi sadece temettü şirketlerinden oluşuyor. Vaktiniz yoksa, analiz bilginiz yoksa manipülasyona gelmeyin diyorsanız, ben vaktim yok, kendi analizlerimi yapamıyorum ama kafam da rahat olsun diyorsanız emin olun. Bizlerden sizlerden çok daha iyi yönetecek sadece işleri temettü şirketlerini araştırmak olan fon yöneticileri sizin yerinize o fonlara yatırım yapacak dostlarım. Evet dostlarım ben şimdi birkaç tane fon açtım. Tabi bunları size anlatmam yatırım tavsiyesi değil elbet sadece kendiniz bir fonu incelerken basit bir şekilde önemli noktalara nasıl bakarsınız. Mesela portföy temettü hisse senedi fonu var. Evet bakın bize ne diyor? 25 tane Borsa İstanbul'da olan şirkete yatırım yapıyor. Bundan zaten şunu anlıyoruz. Şirket Borsa İstanbul'daki şirketlere yatırım yapıyor. Bunun avantajları da var. Mesela fonda ciddi bir avantaj sunuyor demiş dostlar. Bireysel olarak fon aldığımız zaman 10 TL'nin bürütünün %10'lu bir stopaja kesiliyor da bunda o yok. O kesilmiyor. Bu ilk avantajımız dostlar. Tabi risk skalası en riskli fonlardan çünkü hisse senetlerinden oluştuğundan dolayı en riskli yatırım yatırım stratejilerinden biri e, riski 7 kodu ALC Adana Lüleburgaz Ceyhan ama dostlarım bakın şurada da vergi yüzde sıfır diyor Normalde dostlar fonlarda belli bir kazancınız olduğunda devlet bir kısmını vergi kesiyor ama bunda Borsa İstanbul yani Türk varlıklarına yatırım yaptığından dolayı vergi yüzde sıfır Bu da önemli bir şey yani Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlar ya da Türk varlıklarını kapsayan fonlardan vergi alamıyor Bu da ciddi bir avantaj Çünkü yabancı hisse senedi fonu olsaydı burada %10'u görecektik. Tabi o %10'da ne sübvanse ediyor? Döviz artışlarıyla. Çünkü yabancı hisse senetleri aldığımızda döviz arttıkça aslında onlar da artıyor. O da onu telafi ediyordu. Yani ikisinin de avantajı var. Yönetim ücreti %2. Yani yıllık %2 ücret kesiyor. Bence gayet makul bu arada. Önerilen vade 12 ve 12 ay. Bu zaten hisse senedi fonu olduğundan dolayı bu 3-5 günlük bir aylık bir strateji değil. Bence bir yıl bile az daha uzun olacak. Bu fon sistemin dostlar her ay bireysel emeklilik sistemi gibi ufak ufak 1000-2000 TL'lik alınabilecek 5000 TL'lik alınabilecek bir fon. Siz onlar aylık 2000 TL'yi vereceksiniz. Onlar Borsa İstanbul'da işlem gören 25 tane temettü şirketine dostlar ufak ufak dağıtacak. Normalde biz böyle bir şey almamız mümkün değil. Atıyorum 50 liranız var 100 liranız var. ya yani 100 lirayla şu an atıyorum bir tüpraş bile alamıyorsunuz. Ama siz bu fona 100 lira verirseniz içinde milyonda bir de tüpraş oluyor. Çünkü fon herkesten oluşan bir oluşum. O yüzden önemli. Burada stopaj da önemli dostlar stopaj verilmemesi. Mesela ALC fonu inceleyebilirsiniz. Sonra dostlar garanti portföyün temetli ödeyen şirketler hisse senedi fonu var. Bu da aynı şekilde diyor. Fonun fiyatı bu arada dostlar fonun fiyatı 3.20 kuruş. Yani 100 liralık bile bu fondan alabilirsiniz. Bu fonun kodunu yazmamışlar. Akba Garanti Yatırım temettü ödeyenler dediğiniz zaman çıkar. Bunun yönetim ücreti 3.20 yıllık. Tabi dostlar bunları siz de inceleyin. Burada yıllık getirilirler de kıyaslayın. Tamam biri %2 %3 alıyor da performansı %3 yıllık %3 kesinti yapan fon belki daha iyi yönetiliyordur veya yönetilmiyordur. Ben bakmadım. Ben sadece örnek olsun diye getirilerini de kıyaslayın. Bu kartta hepsi yazar dostlarım. 3-4 lira yani 100 TL'lik bile alırsınız. Burada gördüğünüz gibi yıl başına göre bir yıldır mesela getirisi %120 miymiş? %120 bence doları da yenmiş. Enflasyon da yenmiş ama bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Bu da 1 ile 7 risk kalası arasında 6'ymiş. Bazı dostlarım şunu görüyorum. Temettü hissesi ya almak istiyorum da alamıyorum diyor. Neden diyorum? Ben bilmiyorum ki temettü hangilerin temettü verip vermemeliyim diyor. Ben de ona diyorum ki ya niye uğraşıyorsun? Tamam vaktin yoksa aylık 1000 TL 1000 TL tasarruf yap. Temettü fon al diyorum. Tabi fonun kısaca bahsediyorum. Keşke alsaydım diyor. 1000 TL bana hiç dokunmaz diyor. Belki köşede 300-400 bin TL param birikmişti diyor. O yüzden dostlar lütfen böyle basit konularda eringeçlik, üşengeçlik yapmayalım. Finansal piyasalar bize zulmettiği gibi finansal piyasalar bize muazzam fırsatlar da sunuyor. Tek tuşla 25 tane temettü hissesini alabiliyorsunuz. Siz araştırmıyorsunuz. Profesyonel bir ekip size göre araştırıyor. Ha bir de şunlar diyeyim. Zaten hisse senetleri riskli bir varlık değil mi dostlar? Fonlar da riskli bir yatırım aracı. Çünkü neden? Onun içinde de aslında hiçbir farkı yok. Hisse senetleri var. Ama şu konuda rahat Olur. Biz aldığımız zaman düşse fon aldığı zaman düşse fon daha iyi idare edebilir yani olası düşüşlerde belki sizin yaptığınız hatayı fon yapmaz çünkü onun başındaki ekip daha profesyonel ha ikisinde de risk var ama onda biraz yöneticilerin profesyonel olması duygusal olmaması daha zarar noktasında biz atıyorum düşüşlerde bizim portföyümüz %20 zarar yapıyorsa onun portföyü ya da fonun toplam tutarı %15 düşer çünkü neden? ikisi de düşüyor ama o tarafta düşüşlerde bazı yatırım araçları kullanabiliyorlar. O yüzden daha güvenli. Fonları lütfen ama lütfen ihmal etmeyin dostlar. Böyle yüzlerce fon var. Kanalımızda zaten hepsini vakit bulduğunca inceliyoruz ki dostlarımız manipülasyona gelmeden yatırım yapsın. Ya bir de şu önemli. Çünkü biz bazı düşüşlerde duygusal davranabiliyoruz. Korkuyoruz, çekiniyoruz. İşte fon bizim bu dürtülerimizi en azından perdeleyecek bir yatırım stratejisi. O yüzden bunu da anlatmak istedik. Özellikle kanalımızda ciddi temettücü dostlarımız var. Bize muazzam destek oluyorlar. Biz de en azından fonların bu tarafına baktık. Vergi avantajı gerçekten çok güzel temettüde. Yani hem bizim şu bireysel olarak aldığımız kesintileri yapmıyor ve dostlar Türk varlıklarına yatırım yaptığından dolayı kazançtan da vergi almıyor. Diyorum dostlar bu konuyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu şekilde devam ettin derseniz dostlarım muhakkak yorumlarda belirtin. Biz de devam edelim. Kanalımıza verdiğiniz destekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.